Efendim, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye ofisi motosikletli kuryelere yönelik bir araştırma yaptı. O rapora göre kuryelerin bir bölümü kayıt dışı çalışıyor. Çoğu da uzun mesai saatlerine rağmen düşük ücret alıyor. Dışarı çıkaramıyorum ben açıkçası çocuğumu. Niye çıkaramıyorum? İster istemez 4 yaşındaki çocuk her şeyi canı çekebilir. Ne yapıyorsun bu sefer? Hani belli yerlerden geçiyorsun veya da ara sokaklardan geçiyorsun canı çekmesin diye. Ya da dışarı çıkarmıyorsun. Tabii bu beni niye üzmesin ki yani? Sonuçta benim evladım ve ben onun ihtiyacını gideremiyorum. Tabii ki ister istemez beni mahvediyor. İki çocuk babası asgari ücretle çalışan bir kurye Muzaffer Halis. Gün boyunca yemek siparişleri teslim ediyor. Ancak kendi çocuklarını dışarıya çıkarıp doyasıya yemek yediremiyor. En çok da buna üzülüyor. Kalan yok, elde bir şey yok. Mesela doğru düzgün bir hayatta şöyle söyleyeyim. Eşimle veya çocuklarımla bir gün doğru düzgün kahvaltı yapmamıştırım. Akşam mesela yemek yememiştirim. Artı 1100 lira kira ödüyorum. Nasıl geçinmemi istiyorsunuz bu ülkede? Yani hesabını siz yapın. Artık zamı bekliyoruz. Ne yapacaklar Allah bilir. Artan taleple birlikte ciddi bir çalışma saati söz konusu. Günde 11 saatin üzerinde ortalama çalışma saati söz konusu. Pek çok arkadaşımız haftalık izin bile kullanamıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye ofisi motosikletli kuryelere ilişkin bir rapor hazırladı. O rapora göre kuryelerin %45'i salgın döneminde işe başladı. Salgın sürecinde yükü omuzlayanlar, herkes evlerindeyken karda, kışta, fırtınada çalışmak zorunda kalanlar kuryeler. Düşük ücretlerle, uzun mesai saatleriyle ve zor koşullar altında çalışıyorlar. Pandemiden sonra bunu yapmaya başladık. Herkes eve kapandığı zaman biz dışarıdaydık. Tabii ki ben de isterim ofisimde gideyim sıcak kahvemi, çayımı alayım, çalışayım masa başında. Üniversiteden mezun olduktan sonra asgari ücretten belki 500 lira, 1000 lira fazla bir işe girebiliyorsun. İş bulabilenler kendini şanslı sayıyor ama 5 kuryeden biri kayıt dışı çalışıyor. Geri kalanların çok büyük bir bölümü uzun mesai saatlerine rağmen asgari ücretli. Öğrenci olup okul dışı çalışanlar, bir işi olup mesai saatleri dışında kuryelik yapanlar, saatlik kuryelik yapanlar gibi minimum çalışma saati 5, maksimum çalışma saati 18 olarak karşımıza çıkıyor. Ağır şartlarda çalışıyoruz, özellikle kış aylarında. Evliyim, iki çocuk babasıyım. 1500 lira kira veriyorum, tek çalışanım. Asgari ücret veriyorlar, yemek yok. Mesela yemek parası verilmiyor. Kuru simit yiyoruz işte, ne yapalım? Ya evden getirip ekmek arası yiyoruz. Sokakta bir çay içsek 3-5 lira yani. Zor yani hakikaten. Zaten mesai saatleri ve çalışma koşulları çok ağır ama ek iş yapıyor çoğu kurye. İki çocuğum var benim, bir kız bir oğlan. Hani zor geçiniyorum aslında, hani kirada oturuyoruz. Bazen çift iş yapmak zorunda kalıyorum. İlk iş olarak geceleri pizza bölümüne bakıyorum. Pizzada çalışıyorum 2-3 saat. 12-13 saat çalışıyoruz.